Merhabalar, Nefis Tarifler kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere çok ama çok değişik ama bir o kadar da efsane olacak bir kek tarifim var. İnanın, yani gün masalarınıza damgasını vuracak bir tarif. Kesinlikle herkes ilk önce bu pastanın tarifini soracak sizlere. Çünkü alışılmışın biraz dışında. İnanın, yani kapış kapış gidecek bir tarif. Dilerseniz malzemelere geçelim. 3 adet yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 kutu sıvı krema, 1 vanilya, 1 kabartma tozu, 1,5 su bardağı un ve 1 adet elma, yarım çay kaşığı kadar da tarçın ilave edeceğiz hamurumuza. Bunun özelliği arkadaşlar, diyeceksiniz ki şimdiye kadar tamam, normal bir kek tarifi yani. Tamam, kabul ediyorum ama bu pastanın ayrıcalığı, aradaki farkı atan püf noktası üzerine yapacağımız sos. Sosu o kadar bir lezzet katıyor ki bu keke. Zaten tarçın ve elmanın uyumunu bilmeyen yoktur. Mükemmel ötesi bir sos. Bekledikçe böyle karamelize oluyor, hafif donuyor. İnanılmaz krokan lezzetinde oluyor. Bir de ceviz ekleyince harika bir sonuç çıkıyor ortaya. Şimdi yine fazla konuştum. Umarım aynı beni dinlediğiniz zaman da videoyu da izliyorsunuzdur. Yapılışını görmüşsünüzdür sanırım. Her kekte olduğu gibi ilk önce yumurta, şeker ve vanilyayı birlikte çırpıyoruz köpürene kadar. Daha sonra sıvı kremamı ekledim. Daha sonra 1,5 su bardağı un, kabartma tozu ve yarım çay kaşığı tarçını da ilave edip mikserin düşük devrinde çırpmaya devam ediyoruz. Ve dikkatinizi çektim bilmiyorum. Keki bile çok az malzemeli. Sadece bir kutu sıvı krema ekliyoruz. Sıvı malzeme olarak, yani içerisinde yoksa süt, sıvı yağ vesaire gibi malzemeler yok. Ama ona rağmen yumuşacık, böyle gerçekten pufidik pufidik, böyle elinizle dokunduğunuz an yani yumuşaklığını hissettiğiniz bir kek. İnanın kelime bulamıyorum yani tarif etmek için. Zaten videonun devamında kıvamını göreceksiniz. Bu arada fırınımı da 160 dereceye açtım, ısınıyor. Kekimizin kıvamı bu şekilde, gördüğünüz gibi. Tam ölçülü bir tariftir. Şimdi içerisine bir adet elmamı küp doğradım. Onu ekliyorum. Gerçekten herkesin tarifini sorduğu bir kek. Kek mi desem, pasta mı desem, artık zaten ikisi arasında kalmış durumdayım. Çünkü üzerindeki sos gerçekten çok fark atıyor diğer keklere yani. Şimdi 24 santim, 26 santim fark etmiyor. Kelepçeli kalıbımı yumuşak tereyağı ile yağladım ve un serptim. Böylelikle kekimiz kalıbımıza yapışmayacak. Kek harcımı döktüm. Üzerini spatula ile biraz böyle düzeltiyorum. Ve daha sonra tezgahıma birkaç kez vuruyorum ki pişince üzeri düz bir şekilde kabarsın. Şimdi 160 derece önceden ısıttığım fırına kekimi veriyorum. Ve benim fırınımda yaklaşık 30 dakika gibi bir sürede pişti. Lütfen sizler de kontrollü olun. Benim göstereceğim şekilde bir bıçak veya bir çöp şiş yardımıyla pişip pişmediğini kontrol edin. Eğer hamurumsu bir dokusu varsa birkaç dakika daha fırında tutun. Asla üzeri kızardı diye fırından çıkartmayın. İlla kontrol edin yani. Ve şu haliyle bile sıcakken sizlere göstermek istedim. Elim resmen keke gömülüyor yani. O kadar yumuşak ki. Şimdi gelelim sosumuza. Sosumuzu hemen kekimiz fırından çıkınca yapıyoruz. Bu aşamada kekimiz birkaç dakika ilk sıcaklığı gitmiş oluyor arkadaşlar. Çünkü sosumuzu da sıcak kekin üzerine dökmemiz gerekiyor. Her ikisi de sıcak olmalı. Şimdi küçük bir tavama 50 gram yumuşak tereyağı, tereyağı aldım. 50 gram tereyağı, 2 yemek kaşığı şeker, 2 yemek kaşığı da bal ilave ediyorum bu karışıma. Ve karıştırarak erimesini sağlayacağım. İnanın çok 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 lezzetli bir sos oluyor. Keke de böyle bir ıslaklık veriyor hafiften. Ve üzerine ekleyeceğimiz cevizler böyle hafif bir krokanlı kıvam oluyor. Güzelce karıştırarak erimesini sağlayın tereyağının, yoksa şekerler yanar. Kekimiz
Kekimizin de ilk sıcaklığı gitmiş oldu. Daha sonra bir su bardağına yakın normal çekilmiş ceviz ekleyeceğim. Ben çok fazla ince çekmedim arkadaşlar. Yine de böyle dişe gelsin istedim. Hatta elinizle biraz böyle kabaca da kırabilirsiniz cevizlerinizi. Sosum kaynama noktasına geldiği zaman cevizlerimi ilave edeceğim. Gördüğünüz gibi. Tekrar 1-2 dakika, 1 dakika kadar ocakta karıştırarak cevizlerimi de böyle bir kavuruyorum sosla birlikte. Ceviz yerine fındık, badem de kullanabilirsiniz. Onlarla da çok güzel olur ama ceviz ve tarçının da uyumu çok güzel olduğu için bu şekilde bile çok güzel oldu. Dediğim gibi ısrar ediyorum gerçekten. İstiyorum bu tarifi denemenizi. Çünkü hem çok kolay hem herkese genelde hitap edecek, herkesin sevebileceği türden bir tarif olduğu için mutlaka denemenizi istiyorum. Kekimiz o kadar yumuşak ki yani böyle bir doku gerçekten yok. Abartmıyorum. Eğer abarttığımı düşünüyorsanız, ön yargılıysanız mutlaka bu tarifi deneyin. O zaman ne demek istediğimi anlarsınız zaten. Normal keke nazaran gerçekten çok yumuşak. Hatta böyle kaşıkla sosu sürdüğüm zaman bile biraz anlaşılıyor sanırım yumuşaklığı kekin. Sosumuzu her yerine eşit döküyoruz. Kekimiz de sıcak, sosumuz da sıcak. Ve asla sosu birden böyle döküp yaymayın. Çünkü dediğim gibi kekimiz çok yumuşak. Sos dibe çökebilir yani o kadar yumuşak. Yani bu kadar söyleyeyim size. O yüzden kaşık kaşık her yerine eşit bir şekilde dökün ve nazikçe dökün. Yani bastırmayın. Bu şekilde soğumaya alıyoruz artık kekimizi. Üzerindeki sosu biraz kekimiz çekecek. Kalanı da böyle karamelize olacak. Krokan efekti verecek. Şimdi kesiyorum. Kekimiz biraz soğudu. Yumuşaklığını lütfen görün ya. Gerçekten umarım anlaşılıyordur. Bazı kıvam dokusu olaylarında biraz yani şey takılıyorum yani videoda bazen yansıtmak çok zor oluyor. Ama umarım sizler anlarsınız. Lütfen abarttığımı düşünen arkadaşlar varsa sizler bana inat girin mutfağa da yapın bu keki. O zaman gerçekten ne demek istediğimi anlarsınız. Ve bana teşekkür edersiniz yani bu mükemmel tarif için. O kadar yumuşak ki ellemeye doku yani çekiniyorum. Hatta fotoğraf için bu bir dilim keki üzerine koymak istedim. Ama anında çökecek gibiydi. O yüzden koymadım. O kadar yumuşak yani düşünün artık. Evet, umarım bu tarifimi beğenerek izlemişsinizdir. Şimdiden yapıp yiyecek olan arkadaşlara afiyet olsun diyorum. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tarifte, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın.